Arkadaşlar herkese merhaba. Değişik bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz 970 Pro NVMe M.2 SSD dünyanın en hızlı SSD'si olarak lanse edildi. Ve biz de bu SSD'nin incelemesini geçtiğimiz aylarda sizler için yayınlamıştık. Ve gerçekten inanılmaz bir performans sunuyordu. Şimdi bu SSD türüyle alakalı bilinmeyen bazı şeyler var. Şimdi dilerseniz onlara yakından bakalım. M.2 formunda SSD'ler özellikle masaüstü bilgisayarlarda ve gitgide dizüstü bilgisayarlarda da çok sık tercih edilen sürücüler haline gelmeye başladı. Öncelikli olarak tabi bunun en büyük avantajı veya en büyük sebebi çok yüksek performans sunmaları hem okuma hem de yazma hızları noktasında. Bir diğer avantajı ise kasaya veya dizüstü bilgisayara çok kolay bir şekilde monte edilebilmesi. Bunlardan bahsedeceğiz. Elimizde yer alan Samsung 970 NVMe M.2 SSD. Burada gerçekten uzun bir kodu var çünkü Non-Volatile Memory olarak geçiyor NVMe dediğimiz teknoloji. Ve M.2 formu üzerinden doğrudan PCI Express bağlantı noktasıyla bilgisayarlara bağladığımız bir sürücü tipi arkadaşlar. Arada herhangi bir bileşen olmadığı için, bir bağlantı veya bir SATA noktası olmadığı için doğrudan PCI Express'ten bağlıyoruz ve gerçekten inanılmaz rakamlar, yani o bildiğimiz klasik 2.5 inçlik SSD'lerin asla erişemeyeceği rakamlara eriştiğini zaten sizlere daha önce göstermiştik. Peki bu SSD tipleri bu hızlara nasıl ulaşabiliyor? Birincisi PCI Express üzerinden anakarta veya bilgisayarınıza bağladığınızda gerçekten inanılmaz hızlara ulaşabiliyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz 970 Pro M.2 modeli 3500 MB bölü saniye okuma ve 2700 MB bölü saniye yazma hızlarına kadar çıkabiliyor ve gerçekten çok muazzam hızlar bunlar. Normal SSD'lerin bugün 600-550 sınırında takıldığını düşünecek olursak aradaki farkı zaten çok net bir şekilde görebilirsiniz. Zaten performans testlerini şu anda bir yandan görüyorsunuz. Buna ek olarak Samsung'un bu SSD sürücüsünde 1 GB'lık LPDDR4 tipi belleğe yer verdiğini de söyleyelim ve yeni Phoenix kontrolcüsüyle birlikte kullanılıyor. Ayrıca bunlar da bu SSD'nin hem performansını hem de uzun kullanımlı süreçlerde bu SSD sürücüsünün performans kaybını minimuma indiriyor. Bu da diğer modellere göre aslında Pro serisini daha da öne çıkaran detaylardan bir tanesi. Okuma yazma sürelerinden de birazcık bahsetmek gerekiyor. Biliyorsunuz SSD'lerde okuma ömrü veya okuma kapasitesi gibi şeyler var. Buraya baktığımızda tam 1200 TB'lık bir okuma süresi sizlere sunulmuş arkadaşlar. Bu da 5 yıllık bir sürece denk geliyor aşağı yukarı. Yani elinizde böyle bir SSD olduğu zaman hem muhteşem bir performans sizleri bekliyor hem de uzun vadeli bir kullanıma sahip olabileceksiniz. Şimdi dilerseniz şu konuya değinelim bir de. Böyle bir SSD'niz var ve anakartınıza nasıl takacaksınız? Bir de ondan bahsedelim. Şimdi önce Samsung 970 Pro'yu kutusundan çıkartalım ve bir anakarta nasıl monte ediliyor, ne kadar kolay monte ediliyor hep birlikte bakalım. Samsung 970 Pro gibi yüksek performanslı bir NVMe M.2 formundaki SSD bilgisayarınızda kullanmanız için şöyle bir porta ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu M.2 portu ve kutudan çıkartmış olduğunuz M.2 SSD'nizi buraya takabilirsiniz. Yeni nesil anakartlarda bunlardan artık var arkadaşlar. Hatta birden fazla slotu olan anakartlar da mevcut. Ancak anakartınızın desteklemediği durumlarda internet üzerinden böyle bir dönüştürücü alarak M.2 diskinizi aslında normal PCI Express bağlantısına takıp şu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu da en azından size bir avantaj sağlar. Eğer ki bilgisayarınızda bir M.2 formunda disk portu yoksa. Şimdi artık kutuyu açalım ve bu canavarı sisteme dahil edelim arkadaşlar. Şuradan yavaş yavaş bantlarını açalım. Evet, şöyle kutusundan çıkartıyoruz. Çok küçük fiziksel olarak ama performans olarak dünyanın en güçlü ve en hızlı SSD'si arkadaşlar şu anda elimizde. Ben bunu daha önce deneyimlemiştim. Gerçekten inanılmaz bir performans sunuyor. Sadece şu kadar bir cihaz ve sizlere sunduğu gerçekten muazzam bir hız var. Hem okuma hem de yazma noktasında. Evet, burada bağlantı portlarını görüyorsunuz ve az önce bahsettiğim gibi yapmanız gereken tek şey arkadaşlar bu slota yavaşça yerleştirmek ve küçük bir baskı hareketiyle şuradaki pin noktasına, bağlantı noktasına yerleştirmek olacak. Ve bu şekilde bastırdıktan sonra şu küçücük vidayla arkadaşlar anakarta tutturmanız yeterli olacak. Tabii şu an gerçekten çok küçük bir vida olduğu için elim birazcık sizin görüntü alanınızı da kapatıyor. Yapmanız gereken tek şey yavaş yavaş bu vidayı yerine oturtmak olacak. O da şöyle küçük bir hareketle sağlanmış olacak arkadaşlar ve M.2 SSD'miz sistemde çalışmak üzere hazır. Evet arkadaşlar, eğer anakartınızda bir M.2 portu yoksa bu şekilde bir dönüştürücü yardımıyla aslında direkt PCI Express bağlantı noktasından da 970 Pro gibi devasa bir güce erişebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey buradaki M.2 portunu cihazı sabitlemek, sonrasında vidayla buradaki bağlantı noktasını bitirmek arkadaşlar. Bu şekilde cihazın daha da güvende olmasını sağlayacaksınız.
ve daha sonrasında anakartınız üzerinde yer alan bir PCI Express slotuna bu şekilde bağlayarak 970 Pro'yu en verimli şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Samsung 970 Pro NVMe M.2 SSD ile birlikte bir M.2 formundaki diskin bir bilgisayara nasıl monte edilebileceğini sizlere aktardık. Burada yapmanız gereken, az önce de dediğim gibi, eğer bilgisayarınızın anakartında M.2 formunda bir slot varsa zaten yapacağınız iş gerçekten çok kolay. Bu muhteşem diski küçük bir vida yardımıyla oraya sabitlemeniz yeterli. Eğer böyle bir anakartınız yoksa bir adaptörle birlikte eski tip PCI Express bağlantı noktasından da bu cihazın hızlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten küçük olmasına rağmen özellikle okuma yazma hızları ve uzun ömürlü kullanımıyla birlikte 970 Pro gibi bir SSD'ye sahip olmak uzun vadede yüksek performansınızı en iyi şekilde etkileyecektir arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.